Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz şu görüntüyü elde etmeye çalışacağız. Bunun için 3D Studio Max programda farklı yöntemler var. Farklı yöntemlerden bir tanesini anlatacağım ben şimdi size. Şimdi tab bakış açısında geliyorum. Bir tane circle çiziyorum. Grid'i kapatıyorum. Bu circle'ın hiyerarşi efekt pivot on diyorum ve pivot noktasının yerini move'la taşıyorum. Şuraya doğru getirdim. Burada amacım bunun etrafında çevirmek. Peki bunu neyle yapacağız arkadaşlar? Array komutuyla yapacağız. Array komutu neyin altında? Extras komutunun altında, ana menü extras olarak geçiyor burada. Array ile birlikte ne yapıyorum? Şunu kendi etrafında çeviriyorum. Kaç kopya olsun? Totalde 5 kopya, 15 kopya, bilmiyorum artık kaç kopya olacak, bir göreceğiz. Preview ile bakıyorum. Bakın preview ile 15 kopyayı işte eksi 70 derece yaptığımız zaman Z ekseninde, bize bırakan eksene doğru çevirdim. Böyle bir görüntü çıktı. Ben şimdi bu açıyı değiştiriyorum. Sayıyı azaltıyorum. Sayıyı biraz arttırayım bu arada. Preview diyorum tekrar. Tekrar çıksın ortaya. Evet, bu arada bir yerde bir işlem var. Açımızı değiştiren bir şey söz konusu. Copy, instance copy olmayacak. Normal copy olacak. Çünkü hepsini birbirine eteşleyeceğim. Eteşleyebilmem için de bunu yapmam gerekiyor. Şurada şu açıyı ben bir 20 derece yapayım bakayım. 20 yeterli olmadı. 30 yapıyorum. 40 yapalım. Evet, 40'ta da üst üste binmedi, yeterli olmadı. Şuradan 12 sayısını giriyorum. Bakın, 12. Yine preview diyorum. 12. Sayıyı biraz daha arttırayım. 15. Şimdi üst üste binmesi lazım. 45 yapayım. 45 yapayım. Burada bir şey var. 10 yapalım şunu. Şimdi şu şeyi, pivot noktasının yerini değiştireceğim. İstediğim sonucu alamadım. Pivot noktasının yerini değiştireceğim. Bu arada pivot noktasının açısı da değişmiş gibi duruyor. Tek pivot only. Geri alalım şunu. Ctrl Z diyelim. Bir tane geri aldım. Pivot noktasını biraz daha yaklaştırıyorum arkadaşlar. Effect Object Only tıklamışım. Önemli değil. Objenin yeri değişti. Objenin yeri değişmiş. Ha, pivot'un bizim için değişen bir şey yok. Preview diyorum. Bakın şu anda tam denk geldi gelecek. Biraz daha yerini değiştireyim. Effect Pivot Only. Şunu bir Ctrl Z diyorum. Şunu azıcık daha yanaştırdım. Şimdi Array diyorum. Preview yapıyorum. Şu anda bir kesişim söz konusu oldu. Okey. Seçiyorum arkadaşlar bir tanesini. Herhangi bir tanesine Edit Spline veriyorum. Edit Spline. Sonra Attach diyeceğim. Attach Multi diyorum. All diyorum. Sahnedekilerin hepsini seçiyorum. Bakın şunların hepsini ne yapacağım arkadaşlar? Seçeceğim. Attach. Hepsi birbirine attachlendi. Sonra ne verebilirim? Spline moduna gelirim. Trim diyorum. Şu aradaki şeyleri keseceğim arkadaşlar. Şu çizgileri. Şunlarla bir işim yok. Tamam. Şimdi şu noktaları kaynatmam lazım birbirine. Geliyorum. Bakın şu noktaları tek tek seçiyorum. Şunları da seçeyim. Buraların hepsinde iki tane nokta var biliyorsunuz. O yüzden dikdörtgen içine alıyorum. Tek tıklamak yeterli olmayacaktır. Tamam, hepsini seçtik. Şimdi Weld diyorum arkadaşlar. Muhtemelen hepsi kaynadı. Yine de şu mesafeyi çok az bir şey arttırayım. Öyle Weld yapayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi hepsi kaynadığına göre benim Extrude yaptığımda
Bakın şuradan extrude verdiğimde ortaya bir tanıdık görüntünün çıkması lazım. Extrude diyeyim. Veriyorum extrude'u. Yalnız bir siyahlık var. Bu siyahlık bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bir şeyler birbirine yapışmamış olabilir. Yani o weld yaptığımız noktada kaynaşmamış olabilir. Çok önemli değil şu an için. Geliyorum. Extrude. Extrude'un bak segment sayısını arttırıyorum. Wireframe görüntüye bir geçeyim. Şurada gördüğünüz gibi boyunu ve segment sayısını arttırdım. Artık buna istediğim gibi ben ne yapabilirim arkadaşlar? Müdahale edebilirim. Peki bunu en sağlıklı bir şekilde nasıl bükebilirim? Bunun için de bir tane yardımcı objeye ihtiyacım var. Bu da nedir arkadaşlar? Freeform Deformable. Geliyorum. Bakın burada Freeform Box var. Freeform Cycle var. Geliyorum. Şu yuvarlak olanı seçiyorum. Sonra ne yapacağım? Öncelikle Control Points'leri seçiyorum. Şu alttaki Control Point'lerin hepsini seçtikten sonra arkadaşlar Scale'le biraz küçültüyorum. Wireframe görüntüden çıkayım. Çok az bir şey küçülttüm. Sonra yukarıyı küçültüyorum. Şu yukarıdaki noktaları küçültüyorum. Bu arada şöyle yapabilirsiniz. Ya ben şunları biraz yukarı taşısam olabilir. Move. Biraz yukarı taşıyorum. Şunu biraz yukarı taşıyorum. Şunları bir daha seçiyorum. Az bir şey daha küçültüyorum. Scale. Az bir şey küçültüyorum. Yukarıyı daha çok küçültüyorum arkadaşlar. Yukarı daha ince olacak çünkü. Şurayı da alıyorum. Böylelikle istediğiniz forma ulaşmış oluyoruz. Sonra ne yapacağım? Bakın şunları, şu iki tane şeyi seçiyorum. Rotate ile, bu arada bir shell verelim buna. Shell muhtemelen bunu kurtaracaktır. Rengini en azından görünür hale getirelim. Çünkü bir yerde eksik bir şey yaptık büyük ihtimalle. Şunu düzeldi. Şu şeyi şeyden önce veriyorum. Freeform Deformable'dan önce veriyorum. Freeform'da uğraşırken bozulmasın diye. Evet. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şurayı seçiyorum. Rotate ile birlikte çevireceğim. Control Points. Şuradaki Control Points'leri seçtim. Doğru yönü bulmam lazım. O da şu. Sonra aşağıdakileri seçiyorum. Bakın şunları bir seçiyorum. Yine doğru yönü buluyorum. Ve böylelikle ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Kıvırmış oluyoruz. İşlemimiz bu şekilde gerçekleşmiş oluyor.